Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir tarafından kısa süre önce yapılan açıklamada, seyir füzesi alanında farklı bir boyuta ulaştığımızı göreceğiz. Seyir füzelerimizin yerlilik oranlarının artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Yakında, Ramjet İT-kili füzelerimizin testleri söz konusu olacak. İfadelerine yer verildi. Başkan Demir tarafından yapılan bu açıklama, bazı kesimler tarafından oldukça şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'nin Ramjet alanında çeşitli çalışmalar yaptığı bilinse de bu kadar kısa süre içerisinde test aşamasına geçileceği düşünülmüyordu. Türkiye'nin Ramjet alanında gerçekleştirdiği çalışmaların detaylarına ise savunmasanayist.com ulaştı. Savunmasanayist tarafından edinilen bilgiye göre, Türkiye, kamuoyu tarafından adları bilinen en az iki farklı füze için Ramjet çalışmaları gerçekleştiriyor. Bunlardan ilki, Roketsan tarafından geliştirilen Akbaba antiradyasyon füzesi. Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk antiradyasyon veya bir diğer isimlendirme ile, Radar Savar, füzesi olan Akbaba'nın ismi, kamuoyuna ilk kez resmi olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir sunumuyla 1 Temmuz 2021 tarihinde duyuruldu. Türkiye'nin füze sistemleri ve özellikle katı yakıtlı ITKİ sistemleri alanında teknoloji üssü olan Roketsan, Akbaba antiradyasyon füzesi için katı yakıtlı bir ramjet motoru geliştiriliyor. Akbaba füzesi ile ilgili herhangi bir ayrıntı bulunmazken, bahsi geçen test faaliyetlerinin Akbaba ile ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Akbaba projesi ile Türkiye'nin süpersonik antiradyasyon füzesi geliştirebilen birkaç ülkeden birisi konumuna geleceği biliniyor. Türkiye'nin Ramjet İT-kili diğer bir füzesi ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden Gökhan Hava-Hava füzesi. Savunmasanayist tarafından edinilen bilgiye göre, TÜBİTAK SAGE, Gökhan füzesi için sıvı yakıtlı bir ramjet motoru geliştiriyor. Geliştirilen bu motorun testlerinin de bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk etapta F-16 platformlarında kullanılacak Gökhan füzesinin, MBDA üretimi Metafor füzesinden daha iyi özelliklere sahip olması hedefleniyor. Antiradyasyon füzeleri, radar, komuta kontrol ve elektronik harp sistemleri gibi hedefleri imha etmek için geliştirmişlerdir. Pasif radar güdüm sistemi sayesinde radyasyonun yoğun olduğu noktaya yönelerek, kara ve denizlerde konuşlu sistemleri imha etmek amacıyla kullanılırlar. Genel özellikleri, DED ve SEED olarak kısaltılan, düşman hava savunmasının imha edilmesi, bastırılması, görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Klasik patlayıcılı harp başlığı taşırlar. Süpersonik hızlara ulaşabilirler. Tespit edilmeleri ve imha edilmeleri zordur. Homojen denilen karıştırma kaynağına güdüm özelliğine sahiptirler. Türk Hava Kuvvetleri, antiradyasyon amacıyla hali hazırda ABD üretimi HARM füzelerini kullanmaktadır. SEED görevli F-16'ların bulunduğu 152 NCI filo, HARM füzelerine sahiptir. HARM füzesi özellikleri, fırlatma ağırlığı 360 kg, ITKI, çift darbeli roket motoru, uzunluk 4.14 metre, çap 25.4 santimetre, kanat açıklığı 101.6 santimetre, menzil 48 artı kilometre, hız süpersonik, ramjet tahrik sistemi. Ramjet tahrik sistemi ile ilgili orijinal fikirler, ilk olarak 1900'lerin başında Avrupa'da geliştirilmiştir. Ramjet sisteminde ITKI, yakıtın yanmasından gelen sıcak gazın bir nozuldan geçirilmesiyle üretilir. Akışı sürdürmek için yanma, nozül çıkışındaki basınçtan daha yüksek bir basınçta gerçekleşmelidir. Bir ramjette yüksek basınç, aracın ileri hızı kullanılarak yakıcıya harici havanın çarpılması ile üretilir. Bir turbojet motorda yakıcıdaki yüksek basınç, kompresör adı verilen bir parça tarafından üretilir. Ramjette kompresör yoktur. Bu nedenle ramjetler, bir turbojetten daha hafif ve basit yapıdadırlar. Ramjet, yalnızca araç hali hazırda hareket halindeyken ITKI kuvveti üretir, motor durağın ya olduğunda ramjetler ITKI üretemezler. Ramjet statik itme üretemediğinden, aracın ramjetin itme kuvveti oluşturmaya başladığı bir hıza çıkarılması için başka bir tahrik sistemi kullanılmalıdır. Aracın hızı ne kadar yüksekse, ramjet o kadar iyi çalışır. Ramjet tahrik sistemi, 2 ila 5 maç arasında bir hıza sahiptir. MBDA tarafından geliştirilen Metafor hava-hava füzesi, ramjet tahrik sistemine sahiptir. TÜBİTAK SAGE'nin de ramjet tahrik sistemini, seyir ve hava-hava füzelerinde kullanması beklenmektedir. Sık ramjet motorlar ramjet motorların geliştirilmiş versiyonlarıdır. Normal ramjet motorlarında sıkıştırma subsonik hızlarda gerçekleştirilirken, sık ramjet motorlarda sıkıştırma işlemi süpersonik hızlarda gerçekleşir. Sık ramjet teknolojisi bugün pek çok hipersonik gemisavar füzesinin kalbi niteliğindedir.